Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda çok değişik bir içerikle karşınızdayım. Artık alıştık benden yana sistemlerin gelmesine, böyle ayda bir, iki ayda bir sistem girmeye çalışıyorum. Bu sefer de arkadaşlar gittik ince hesapla anlaştık ve fiyatı optimize edilmiş giriş orta segment seviyede bir oyuncu bilgisayarıyla karşınızdayım. Bu arada videoya geçmeden önce sistemin özellikleri ve fiyatını öğrenmek isterseniz hemen açıklama kısmına link bıraktım. O linke tıklayarak bir yandan da beni dinleyebilirsiniz. Şimdi değerli izleyicilerim, biliyorsunuz dolar aldı başını gitti. Kurun ne yaptığı belli değil. Yani bir öyle oluyor bir böyle oluyor. Doğal olarak bu bizim sektörümüzdeki fiyatları ve çıkabileceğimiz ürünlerin baremini ciddi anlamda etkiliyor. O yüzden hani yıllardır devam eden şu dolar şu kadar oldu bilgisayar alınmaz devirde muhabbetini biraz erteleseniz iyi olur gibi duruyor. Yatırım tavsiyesi de değil. Ama hani piyasanın ne yapacağı hala belli değil. Tabii bu sadece bizim ülkemize de özel değil arkadaşlar. Globalde bir parça, ham madde tedarik sıkıntısı var. Bunun yansımaları OEM tarafına ekran kartı ve çipler olarak yansıdı. Doğal olarak ülkemize gelen ekran kartı stokları bayağı bir sınırlı hale geldi. Durum bu olunca bu oyuncu sistemi toplama işi de aslında eskiden bayağı basitti. Artık ciddi anlamda zorlaştı. Fakat hani yine de tüm bu zorluklara rağmen işte firmalar bizimle iletişime geçiyor. Biz onlarla iletişime geçiyoruz. Bir şekilde kampanyalı fiyatları ayarlıyoruz. Bu sistemin fiyatı da ona göre optimize edildi. Bunu da baştan söyleyeyim. Lafı bayağı bir uzattım. Artık gelin isterseniz özelliklerle başlayalım. Bir oyuncu bilgisayarın ilk nesi anlatılır? Tabii ki de ekran kartı. Ekran kartımız Asus'un TUF serisinin 1660 Ti modeli. Arkadaşlar son derece bilindik bir ekran kartı. Performansını ve rüştünü ispat etmiş bir ekran kartı ve aynı zamanda markası da Asus. Zaten biliyorsunuz benim bu sistem toplama işlerinde en önem verdiğim unsurlardan bir tanesi bu marka güvenilirliği muhabbeti. En genel anlamda 192 bitlik bir ekran kartı. 6 GB RAM'i var. 6 GB RAM'inin olması size farklı avantajlar sağlıyor. Bunu internetten araştırın. Bunu size bu videoda söylemek istemiyorum. Sonra bana kızıyorlar çünkü. Bir diğer durumda ise 192 bit olması. Hani gündelik işlerinizde render'dır, hani ufak tefek 3D modellemedir falan filan gibi işlemlerde de rahatça kullanabileceğiniz bir ekran kartı. Rahatça derken ultra rahatlıktan bahsetmiyorum. Ama bilgisayardan para kazanıyorsanız, tasarımdır falan filan işleri yapıyorsanız giriş orta segmentteki işlerde sizi üzmeyecek bir ekran kartı. 6 GB RAM olduğunu söylemiştim değil mi? DDR6 RAM'ler. Fabrikasyon ayarlarda da MHz 1500 OC koşullarında ise 1800'lere kadar çıkıyor. Şimdi buradan geliyorum işlemcimize. Hızlı geçiyorum çünkü 1660 Ti'yi artık bayağı biliyoruz. Aynı şey işlemci için de geçerli. Ryzen 5 1600 takılı. Bu bilgisayarın içerisinde de 12 nanometrelik versiyon takılı, yani yeni versiyon takılı. Yeni versiyon takılı olmasının şöyle bir anlamı oluyor arkadaşlar. Ryzen 5 2600 ile Ryzen 5 1600'ün bu 12 nanometrelik versiyonu neredeyse aynı performansı veriyor. Ki yine oyuncu sistemlerinde en az 1660 kadar sıkça ismini duyduğunuz bir işlemcidir kendisi. Yine rüştünü ispat etmiş, aa da benim olayım budur diyebilmiş bir işlemci. Gelin gelelim anakartımıza geçelim. Arkadaşlar anakartımızda yine Asus. Tam modeli ise EX-A320M modeli. Peki hepimiz alıştık. Neden anakartımıza B450M chipseti kullanmadık? Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Her videonun altına da bana yorum olarak yazıyorsunuz. Abi şunu koysak daha iyi, bunu koysak. Ya arkadaşlar ben zaten şunu söylüyorum. Ben bu işin ustası değilim. Benim buradaki derdim fiyat optimizasyonu. Markalarda da bu bağlamda görüşüyorum. Yani şimdi biliyorum yoruma işte şu su var, şu fiyata, bu su var, bu fiyata. Ya var ama onun stoğu yok şu an. Bunun stoğu var işte. Yani olay bu kadar basit. Velhasıl kelam B450M chipseti anakartlarda olan tüm özellikler Asus'un bu A320M'inde de mevcut. İşte M2 slotu olsun, 4 tane üzerinde 4 adet RAM slotunun olması vesaire vesaire opsiyonların hesaba kattığımız zaman B450M chipsetiyle aynı özelliklere kavuşmuş oluyor. Geliyoruz RAM'lerimize. Bu sefer topladığımız giriş oyuncu sistemindeki RAM'ler benim içime sindi. Onu söyleyeyim. Çünkü 16 GB'ın Corsair'in Vengeance serisi RAM'ler takılı üzerinde. RAM'lerimizin MHz değeri ise 3000 MHz. Tabii ki de CL16'dır. Bu sırada RAM'ler tabii ki de 2x8 şeklinde konumlandırıldı işlemcisinden ötürü. Siz dilerseniz bana soracak olursanız bu sistem için 16 GB yeterli. Ama birazdan bu sistemin power supply'ını anlatacağım size. O zaman o 4 tane RAM slot ileride 32 veya 64'e çıkarmanın hesaplarını yapabilirsiniz. Yani biz şimdilik 2 adet taktık. Ama bence yeterli 16 GB. Şimdi ne demiştik? Anakartımızda 1 adet de M2 slotumuz bulunuyor. M2'miz ışıksızmış. M2'ye ışık takaydınız iyi olurmuş. İnce hesap. Abi yine bu kasa çalışmıyor. Yine kasayı açmamışız. Bir dakika kasayı açayım. Hani M2'nin ışığı varsa da şu an bilemiyoruz yani. Neyse her zaman olduğu gibi krizi fırsata çeviriyoruz ve bir bilgisayar açılış videosuyla karşınızdayız. Hemen şuradan kablayalım. Power supply'ımızı sıfıra getir. Power kablosunu takıyorum. Bunu buradan veriyorum. Bakayım. Işık. Işık.
Sonunda bir adet ışık buldum içinde arkadaşlar. Anakart üzerinde Expedition diye bir şey yazıyor. Orada ışık yanıyor. Onun dışında kasanın içinde ışık yok. Biz video sırasında aydınlık görünmesi için buraya ışık yerleştirdik. Onu da belirteyim. M2'yi anlatıyordum. Konudan bağlam çok koptuğu için geri dönüyorum. Üzerindeki M2 250 GB arkadaşlar. Yetersiz, kabul ediyorum. Ama unutmuyoruz, derdimiz fiyat optimizasyonu. Yani siz başlangıçta bu kasayı tercih edip daha sonrasında buna HDD takabilirsiniz. İşte farklı bir M2 slotuna geçebilirsiniz. Farklı bir şeyler yapabilirsiniz. HDD'lerle destekleyebilirsiniz. SSD'lerle destekleyebilirsiniz. Bizim amacımız fiyat optimize olsun. Bir de size bir üzerinde bir şey bellek tıkılı neydi? Hard disk tıkılı bir bilgisayar gelsin. Yani yoksa 250 GB bugün iki tane baba oyun ediyor. Ama başlangıç için yeterli. Zaten sistemin amacı da arkadaşlar kompetitif. Yani rekabetçi oyunlarda size bir avantaj sağlamak. Bu oyunların da GB'ı diğerlerine göre daha düşük oluyor. Bu arada M2'mizin markası da Kingston A200. Onu da söyleyeyim. Geçiyorum kasaya. Kasa çok önemli. Çünkü üzerindeki power supply tam olarak... o harici. Kasaya geri geliyorum. Kasamız arkadaşlar benim son dönemde adını sıkça duymaya başlamış olduğum NZXT diye bir markaya ait. Ben bu markanın kasasını hiç kullanmadım. Fakat şu an yanında oturuyorum. Havalandırması bayağı iyiymiş. Onu bir söyleyeyim yani. Bayağı güzel hava veriyor. Hava ile ilgili bir sıkıntı yok. Fakat piyasada çok fazla gördüğüm bir kasa. Dediğim gibi birebir deneyimim yok. Çok da böyle ışıklı mışıklı özelliği olan bir kasada değil. İşte açma kapaması var, reseti var. Bir tane Type-C slotu var falan filan. O yüzden kasayla ilgili çok yorum yapmayacağım ama görüntüde herhangi bir absürtlük yok. Kasanın modeli de H510'muş arkadaşlar. Artık geliyorum power supply'a, çünkü bana soracak olursanız bu bilgisayarda yatırım tavsiyesi olan kısım o power supply. Çünkü kendisi 750 watt. Bir de 80 Plus sertifikası da. Hep diyorsun hani çağdaş fiyat optimizasyonu, fiyat optimizasyonu. O zaman niye gittin içine 750 wattlık PSU koydun diyebilirsiniz. Yine aynı fiyat optimizasyonundan ötürü ucuza bulduk. Bu size ne sağlıyor? Sanırım 750 wattla kaça kadar, hangi ekran? Kaça? 3080'e kadar çıkar herhalde 750 watt. Onu bir teyit edeyim bir dakika. Şimdi çok güzel bir şey yaptım arkadaşlar. Firmanın en yetkili ismini aradım teknik olarak. Şimdi ona soracağım. Yunus merhaba, hoş geldin videomuza. Abi selamlar, hoş bulduk, nasılsın? İyidir abi, ben iyiyim, sen de iyisin çok şükür. Direkt İyiyim soruyorum abi. Eyvallah abi, buyurun. Abi şimdi bunda 750 wattlık PSU tercih etmişiz biz. Ben de dedim ki yanlış bilmiyorsam 3080-3090'a kadar destekliyor bu PSU. Abi şöyle, 1080p eğer olarak kullanacaksak biz bu 3080-3090'ı sorunsuz bir şekilde ekran kartında biz bunu takabiliriz, kullanabiliriz. Ama bunu 4K ve üzeri bir çözünürlükte arkadaşlar kullanacaksa burada minimum 850 ve üzeri kullanmasını tavsiye ederiz. Ama zaten günümüz şartlarında yani oyunlarda 1080p odaklı daha çok oluyor. Zaten onu söyledim ya, biraz rekabetçi oyunlar için hazırlanmış bir sistem. Aynen abi, ama yani 2K'ya kadar bile abi 3080 gibi kartta sorunsuz bir şekilde 750 watt'ta kullanılabilir. Eyvallah abi, teşekkür ederim abi videoya bu aşamada katıldığın için. Görüşürüz. Arkadaşlar çok da yanılmıyormuş ama tabii ufak tefek nüans ayarları yaptı Yunus'un. Kendisi bu arada ince hesapta bu işleri ayarlayan arkadaşımız o da. PSU'muzun markası FSP arkadaşlar. Tekrar ediyorum, bu markayı ben çok duymadım. Fakat firma tarafı yani ince hesap tarafı yeterince iddialı, güçlü ve güvenli bir marka olduğunu bana belirttiler. Muhtemelen sizler biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunun haricinde zaten bu tarz parçaların satın alındıktan sonra garantisi de devreye giriyor. Ulan neyi unuttuk? Biz bu bilgisayarı oyun testine sokmadık. Gelin bir oyun testine girsin, sonra çıkışına bakalım. Bakalım nasıl sonuçlar bekleyecek bizi. Oyun testi kısmında 3 adet oyunla test ettik. Kendisini test ettiğimiz oyunların hepsi rekabetçiydi arkadaşlar. Onu baştan belirteyim. Valorant, PUBG ve Fortnite denedik. Değerli arkadaşlar, Fortnite'da benim gözüme çarpan bir şey oldu. Şimdi siz muhtemelen başka bir oyun videosu izliyorsunuz da. Fortnite'da ilk Ultra'da açıldı. Ultra'da biraz kastı. Daha sonra biz onu Fortnite özelinde ortaya düşürdük ve Fortnite'da gayet akıcı bir hale geldi. Bunun haricinde Valorant zaten 1080p yüksek ayarlarda oynandı. PUBG'de yüksek ayarlarda 90, 100, 110, 120 FPS arası bir şey aldı. Zaten hepsini göreceksiniz, çok konuştum. Evet, oyun testimizin sonuna geldik. Sonuçları gördük değerli arkadaşlar. Benim gözüme batan herhangi bir darboğaz vesaire durumum denk gelmedi. Zaten oyun sırasında birkaç tane bilgi vermiştim bu konuyla ilgili olarak. Artık çıkışa doğru geliyoruz. Çıkışa gitmeden önce bilgisayarını satın aldığınız zaman Asus'un bir de kablosuz ağa bağlanabileceğiniz bir adet adaptörü hediye ediliyor. Stok sayısı sınırlı olduğu için alacaksanız bir an önce alın, çünkü bitiyor. Başımıza geliyor, sonra bize diyorsunuz ki 10 tane sistemle video. Oğlum 10 tane stokla video mu açılır? Giriyor 200-300 stok, bitiyor yani. O yüzden açıkça söyleyeyim, tercih edecekseniz fiyatı yükselmeden optimize edilmiş haliyken
bence tercih edilebilir bir sistem. Bunun haricinde bir sorunuz olursa zaten firmanın garantisi de arka planda işler. Benden bu kadar arkadaşlar. Sistemi beğendiyseniz satın almak için ve daha fazla bilgi için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.